üretici. Feasible region nedir? Uygun çözüm alanı. Bütün olabilecek çözüm noktalarının tamamının bölgesidir feasible region. Interior point nedir? O alanın içindeki bir noktadır. Boundary point ise o alanın köşe noktalarından biridir. Sınır noktalarından biridir. Corner point köşe nokta, boundary point de sınır nokta. Yani burada mesela şu sınırdaki herhangi bir nokta olabilir boundary. Ama köşe noktaları kesişen noktalardır. Şu nokta, bu nokta ve bu nokta. Extreme point ise dediğim corner point de köşe noktalarıdır. Yani kesişim noktalarıdır. Bu noktaları nasıl buluyoruz arkadaşlar? Mesela bakın iki tane denklemi alıyorum. Bakın bu yukarıdaki denklemler var ya. Bu iki denklemi alıyorum diyelim. Bununla bunu aldım diyelim. İki denklemi alt alta yazdığımda şu köşe noktalarını yani kesişme noktalarını bulabilirim. Arkadaşlar bu grafik yöntemle arkadaşlar iki boyutlu yani x1 ve x2 olan problemleri çok rahatça çözebiliriz. Çok kolay bir yöntemdir. Biz bu yöntemi kullanırken bunun çözümünü nasıl yapacağız derseniz o köşe noktalarına bir bakacağız. Köşe noktalarının koordinatlarını bulup sonra bu amaç fonksiyonunda yerine yazıp amaç fonksiyonumuz yani maksimize etmek istediğimiz fonksiyonda yerine yazıp maksimum değeri veren nokta optimum nokta olacak. örneğin diyelim burada işte 550'ye 100 bulduk ya bu ikisinin kesişim noktasını. 550 ve 100 değerlerini burada yerine yazdığımızda işte diyelim 6000 değerini bulduk diyelim. Sonra diğerlerini de yerine yazıyoruz. Bir başkasında 4000 bulduk diyelim. Sonra diyoruz ki bu 4000 ile 6000 arasında bir nokta olacak. Ve bu en yüksek değeri veren nokta hangisi ise bizim çözümümüz o nokta olacak. Zaten o nokta bakın arkadaşlar şunlardan biri bakın. Şu noktanın koordinatını buluyorum. 8x1 artı 5x2 de yerine koyuyorum. Şu noktanın koordinatını nasıl buluyorum? İki doğrunun kesişimi. Yerine koyuyorum. Bu noktayı da buluyorum. Bu noktayı da buluyorum. Bakın topu 4 tane noktanın koordinatlarını bulup yerine koyduğumda en yüksek değeri veren nokta optimum nokta oluyor. Yani maksimum nokta oluyor. Birkaç denemeden sonra biz optimum noktanın 5040 olduğunu buluyoruz arkadaşlar. Bu denemeleri yerine koyduğumuzda ve optimum köşe noktası x1 480, x2'de 240. Yani 480 düzine Space Race üretecek firma, 240 düzine de Zephyr su tabancası üretecek. Ve bu iki nokta hangi iki doğrunun kesişimi? Şu iki kısıtın kesiştiği nokta yani 2x1 artı x2 1200, 3x1 artı 4x2 2400 bu ikisinin kesiştiği nokta. Bize bu burayı veriyor 480 240. Mutlaka ve mutlaka lineer programlama da ve grafik çözümde, biz buna grafik çözüm diyoruz. Bir köşe noktasıdır optimum nokta mutlaka. Yani feasible region'ın içindeki bir nokta değil, köşe noktasıdır mutlaka. Dolayısıyla köşe noktaları deneyerek optimum noktayı bulabiliriz. Şimdi ikinci bir örnek yapalım. Redimix şirketi iç ve dış boya üretiyor. İki tane ham maddesi var, A ve B. Ham maddesi kullanıyor. Ve bu ham maddelerin kullanım miktarları bu tabloda verilmiş. Mesela A ham maddesi dış boya ve iç boya üretiminde ne kadar ham madde kullanılıyor? Bir ton boya için A ham maddesinden bir ton ve iç boya için iki ton kullanılıyor A ham maddesinden. B ham maddesinden ise dış boya için 2 ton, iç boya için 1 ton kullanılıyor. 1 ton boya üretmek için. Peki, bunların maksimum availability'si işte diyelim ki haftalık olsun. Kaç ton var elimizde? Haftalık mı günlük mü yazmamışız ama biraz sonra belli olur. Yani belli bir periyot için 6 ton elimizde A ham maddesi oluyor. B ham maddesinden de 8 ton oluyor elimizde. Maksimum bu kadar var. Dolayısıyla
devam edersek bir de diyoruz ki iç boyanın günlük talebi, günmüş bakın bu arada günmüş, 6 ve 8 ton günlükmüş. Günlük iç boyanın talebi dış boyanın talebini 1 tondan daha fazla aşamaz. Yani ikisinin arasındaki fark 1 tondan fazla olamaz. Böyle bir kısıt var. İç boyanın maksimum talebi 2 tonla sınırlı. Burada pay değil day olacak arkadaşlar. Günlük 2 tonla sınırlı. 1 ton dış boya 3000 dolar satılıyor. Ve iç boyanın 1 tonu da 2000 dolara satılıyor. Problem nedir? How much interior and exterior should be produced daily? Income'ımızı maksimize etmek için, yani maksimum gelir için ne kadar iç ve dış boya günlük üretilmeli? Şimdi problemimizi bakın artık bir matematiksel modele dönüştürüyoruz. Bakın E exterior point, E interior point olmak üzere bizim günlük üreteceğimiz dış boyaya XE diyoruz, iç boyaya da XE diyoruz. Ve amacımız Z eşittir 3XE artı XE, 2XE'yi maksimize etmek. Nereden geldi bunlar? Bakın 3000 ile 2000'i 3 ve 2 olarak kısalttık. Şimdi XE artı 2XE küçük eşit 6. Bu ne demek? A ham maddemizin 6 tonu aşmaması gerekiyor. B ham maddemizin de 8 tonu günlük aşmaması gerekiyor. Bakın iki boyanın arasındaki fark 1 tonu geçmeyecekti. Bunu da bu şekilde yazıyorum. Son olarak iç boyanın da günlük 2 tonla sınırlı olduğunu söylemiştik. Ve bundan da öteye son olarak iç ve dış boyanın üretimi sıfırdan küçük olamaz. Bunların hepsini de arkadaşlar çözdüğümüzde böyle bir grafik çiziyor. Burası feasible region. Ve bakın köşe noktalardan birisi mutlaka dedik optimum noktadır. Burada da bu noktanın köşe nokta olduğunu görüyoruz. Bakın optimum bölgede XE yani dış boya 10 bölü 3 ton. İç boya da günlük 4 bölü 3 ton. Eğer bu kadar üretirsek biz Z eşittir 3 çarpı 10 bölü 3 artı 2 çarpı 4 bölü 3'ten 38 bölü 3. Yani 12 tam 2 bölü 3 bin dolar maksimum gelir elde edebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar sizden egzersiz olarak şöyle bir şey yapmanızı istiyorum. Bu doğruları nasıl çizmiştik? Bu doğruları ne yapıyoruz? Şunların her birini ikili ikili olarak alt alta yazıyoruz. Ve iki bilinmeyenli iki denklem olarak çözüyoruz. Mesela burada bakın şu xe artı 2xi küçük eşit 6 diyor ya. Bunu altına bunu yazıyorum. 2xe artı xi küçük eşit 8. Şimdi bakın şu yukarıyı diyelim ya da aşağıyı şunu eksi 2 ile çarparsam bütün denklemi, bunları bu arada eşit diye yazabilirsiniz çözeceğiniz için. Eşit oldukları kesişim noktalarını bulmak için buraları eşitliğe dönüştürebilirsiniz. Şimdi buna eksi 2 ile çarptığınız zaman xi'yi ne olacak burası? Eksi 4 xe eksi 2 xi eşittir 8 çarpı eksi 2 eksi 16 olacak. Şimdi bu eksi 2 ile şu iki birbirini götürüp burada bakın eksi 4 xe xe ile toplayınca eksi 3 xe olacak toplamı bunların. Bunları alt alta topluyorum. Burası da eksi 16 olduğu için 6 ile toplayınca eksi 10 olacak. Yani eksiler de birbirini götürünce 3xe eşittir 10 olacak. Buradan xe'nin zaten buradaki çözümde 10 bölü 3 olduğu oradan belli. Yani şu ikisinin kesişim noktası arkadaşlar 10 bölü 3 ile 4 bölü 3 noktası. Yani şu nokta. Bu noktayı nasıl buluyorum? İşte şu doğruyla bu doğrunun birbirine eşit olduğu yer. Yani bunları eşitliyorum birbirine ve bunları alt alta topladığımda o eşitliği sağlıyorum. Yani bu eşitliği ve bu eşitliği alt alta yazıp 2000'in bilinmeyenli iki denklemin çözümünü yapıyorum.